Gazeteciliği diğer mesleklerden ayıran en önemli noktalardan bir tanesi sanırım hiç ummadık bir anda kendinizi hiç umulmadık bir yerde buluyor olmanız. Düşünsenize evde oturuyorsunuz, uzakta olan bir savaşı, yıkılmakta olan bir diktatörlüğü seyrediyorsunuz, televizyondaki haberlere bakıyorsunuz ve bir gece sonra bütün o haberlerin geçtiği mekanlarda dolaşırken buluyorsunuz kendinizi. 42 yıllık yıkılan bir diktatörlüğün, otoriterliğin bir numaralı tanığı oluyorsunuz. Hatta o diktatörlüğün en önemli hizmetkarlarından, oğullarından birine mikrofon uzatmış, kendinizi soru sorarken buluyorsunuz. İşte bunu 24 Şubat 2011'de Libya yıkılırken, Kaddafi rejimi düşerken bizzat Trablus'a girip yaşadım. Karşımda duran ismin adı Seyfülislam Kaddafi'ydi. Hatırlar mısınız? 2011 yılında Arap Baharı ilk kez Tunus'ta bir seyyar satıcının kendisine müdahale eden belediye görevlilerine isyan edip kendisini yakıp öldürmesiyle başlamıştı. Ardından Arap Baharı'nın rüzgarları bir taraftan Mısır'a ulaşmış, diğer taraftan da Libya'yı yoklamaya başlamıştı. İşte tam bu günlerde, daha doğrusu tam o günlerde ben de bir yandan CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programını hazırlıyor. Diğer yandan da akşamları oturup elimdeki kumandayla çeşitli haber kanallarını, özellikle uluslararası haber kanallarını gezip hangi ülkede acaba Arap Baharı'nın kimleri nasıl yakacağına bakıyordum. Mısır'da bir anda başlayan eylemler ilk olarak Libya'yı yoklamış, Trablus'ta tam 42 yıllık Kaddafi iktidarını yavaş yavaş sarsmaya başlamıştı. Daha doğrusu El Cezire'ye baktığınızda öyle diyordu. Aslına bakarsanız Kaddafi iktidar dediğiniz şey herhalde yakın zamanda dünya siyaset tarihinin gördüğü en fantastik olaylardan bir tanesiydi. Libya önemli bir ülke. Dünyanın en büyük 16. ülkesiydi o zamanlar. Dünyanın en büyük 10. petrol rezervini taşıyordu. Bu yüzden de o yıllarda petrolle yatıp petrolle kalkan dünya için çok çok önemli bir ülkeydi Libya. Libya 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde İtalyanların egemenliğinde bir ülkeydi. 1951 yılında bağımsızlığını ilan etti ve Libya krallığına dönüştü. 1969 yılında bir darbeyle, kansız bir darbeyle krallık yıkıldı ve Kaddafi'nin tam 42 yıl boyunca hüküm süreceği yeni bir düzen oluştu. Bu düzen ilk başlarda Baasçı, yani Arap milliyetçiliği üzerine kurulmuştu. Daha sonrasında Kaddafi kendini geliştirmeye ve Libya'ya yepyeni, bütün dünyanın da belki de ilk kez duyduğu fantastik yeni siyasi akımlar icat etmeye başlamıştı. Bunlardan bir tanesi üçüncü uluslararası teorisiydi. Yeni bir yoldu. Yeşil kitap diye bir şey yazmıştı kendisine. Yıllar boyunca kendi kendini inkar etmeye, yenilemeye, değiştirmeye devam etti. Zamanla delirdi desek yeridir. Bütün otoriter liderlerde olduğu gibi kendisini yaşadığı ülkenin tanrısı zannetmeye başladı. Bir süre sonra o da yetmedi. Bütün dünyaya had bildirmeye, hatta müdahale etmeye başladı. İskoçya'da düşen Lockerbie uçağının bizzat Libya tarafından yönlendirildiği ortaya çıkınca da 1986 yılında topraklarına yönelik ilk askeri müdahale ile karşılaştı. Birleşmiş Milletler ambargosu ardından onu takip etti. Hatta 2009-2010 yıllarında Afrika Birliği Başkanlığı'na da üstlendi. Kaddafi, inanın görüp görebileceğiniz en farklı, en fantastik, film yapsanız bu kadar olmaz diyeceğiniz liderlerden bir tanesiydi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca dünyaya saatler süren konuşmalar yapıyordu. Nereye gitse kendi çadırıyla gidiyordu. New York'ta, Paris'te dünya liderleriyle görüştüğünde genelde kendi çadırında görüşmeyi tercih ediyordu. Bunlardan bir tanesi de Necmettin Erbakan'dı. Necmettin Erbakan'ı terlettiği bir görüşme uzun süre Türk siyasetinde yakından meşgul etmişti. Sadece bu kadar olsa iyi. 8 çocuğundan 7'si erkek, bir tanesi kızdı. Onların hikayesi dilden dile konuşuluyordu. Kaddafi'nin yaşamı da bir tuhaftı. Etrafında kendi tabiriyle bakire kadın askerler korumalık yapıyordu. Dedim ya, hani bir film çekseniz, deseniz ki şuraya Borat karakteri gibi farklı, fantastik bir tane karakter yaratalım ve koyalım, oturtalım. Herhalde onun adı
yakın siyaset tarihinde Kaddafi olurdu. Kaddafi'nin ilişkileri aslına bakarsanız başta Fransa olmak üzere tamamen duygusal nedenlerden hiç de fena değildi. Onca pot, onca karikatürize olmuş bu diktatörlüğü dünya biraz da petrol gelirleri nedeniyle alttan alıyor, yokmuş gibi davranıyor. Ambargolar uygulansa da bir süre sonra bu ambargolar kalkıyordu. İşte 2011 yılında 24 Şubat tarihine geldiğimizde böyle bir Kaddafi ülkesinde hala iktidarda, çocukları da gayet kudretli bir şekilde o iktidarın bir anlamda bakanlıkları gibi davranıyorlardı. Arap Baharı Trablus sokaklarını, Bengazi'yi yoklamaya başlamış. Çeşitli yerlerde özellikle yolsuzluk ve yoksulluktan dolayı eylemler başlamıştı. El Cezire cayır cayır bu eylemleri veriyordu. El Cezire'yi seyrettiğinizde sanki Trablus'ta iç savaş başlamış, sokak çatışmaları devam ediyor ve Kaddafi rejimi yıkılmak üzereydi. 23 Şubat'ı 24 Şubat'a bağlayan gece İstanbul'da evimde işte bu manzaralar içinde Trablus'un arka mahallelerinde çıkan çatışmaları El Cezire televizyondan izlemiştim. Spiker heyecanla çeşitli bombaların patladığını, hatta uçakların ateş açtığını söylüyordu. Vay be demiştim. Ertesi gün işe gittim ve 5N1 kayı hazırlarken de bir Libya uzmanı bulalım dedim. Anlaşılan Libya'da olaylar çok da iyi gelişmiyordu ve işler sarpa sarıyordu. İşte o noktada telefonum acı acı çaldı. Arayan Rönesans'ın sahibi olan, daha sonra Türkiye'de çok konuşulacak, çok büyük bir müteahhitlik şirketinin sahibi olan Erman Ilıcak'tı. Erman Ilıcak'la yanılmıyorsam 2007 ya da 2008 yılında Rusya'da tanışmıştım. Böyle keyifli bir hafta sonuna gitmiştik. Bir grup gazeteciyi ağırlamış ve Rönesans'ın kurulma hikayesini anlatmıştı. Beyaz gecelerde hiç unutmuyorum Haziran ayında Erman Bey'in ODTÜ'lü olduğunu ve ilk Rönesans'ı kurarken nasıl bir tane ustayı getirip işte Moskova'da Enka'dan ayrılıp yanlış hatırlamıyorsam bir şirket kurduğunu, bir evin dekorasyonuyla başladığını, ardından da nasıl adım adım büyüdüğünü anlatmıştı. St. Petersburg'da keyifli birkaç gün geçirdik. Sonra da bir daha hiç görüşmedik. Ne benim ona işim düştü, ne onun bana işi düştü. O yüzden yıllar sonra Erman Ilıcak'ın telefonu duyunca şaşırdım. O zamanlar 2021 yılında olduğu gibi çok fazla Türkiye'deki kamu binalarını inşa etmemişti. Çok fazla gündemde değildi, konuşulmuyordu. Yıllar sonra Erman Bey'in sesini duyunca hal hatır sordum. Ve dedi ki, ya dedi, Libya'daki gelişmeleri takip ediyor musun dedi. Dedim evet ediyorum, çok endişe verici. Bizim de dedi çeşitli iş yerlerimiz var dedi, şantiyelerimiz var dedi Libya'da. Daha önce hiç duymamıştım. E ne oldu peki dedim. Ya dedi kapattık onları dedi. Ve de dedi oradaki işte birkaç iş adamı kaldı ya da hepsini yavaş yavaş tahliye ediyoruz. Hatta bir uçak gidiyor. O uçakta işte bugün kalkacak. Yine bir grup iş adamını alacak. Trablus'tan geri getirecek de bir gazeteci olarak. Hemen ben atıldım. Dedim ki ya acaba uçakta yer var mı? Hani ben de gideyim, çekim yapayım, geleyim. Çünkü o günlerde de Fransa'nın acayip baskısı var. Birleşmiş Milletler'in hava sahası ha kapandı, ha kapanacak. Yani Libya'ya bir müdahale bekleniyor artık. Herkes eli kulağında bu müdahaleyi bekliyor. Bir gazeteci olarak heyecanlandım. Dedi ki var dedi, Ankara'da bir saat sonra kalkacak dedi. Gel istersen binebilirsin dedi. Dedim ki ben şu anda Bağcılar'dayım. CNN Türk'teyim. Ankara'ya gelmeme imkan yok. Tüh müh dedik, bilmem dedik. Dedi ki ya bir uçak daha kalkıyor bizim. Bu sefer İstanbul'dan bir ekip gidiyor dedi. İşte birisinin kedisi oradaymış. Birisi işte bir şeylerini alacak. Bir orada son organizasyonu yapıyorlar. Büyük bir şantiyeleri olduğunu ben sonradan öğreneceğim. İstersen dedi ona gidebilirsin dedi. Dedim gidebilir miyim? Süper. Pasaportlarımız hep yanımızda duruyordu o dönem. Yani CNN Türk'te duruyor yani. Acil bir şey olursa alıp gideceğiz falan. Fatih Öztürk var. Fatih pasaportun yanında mı? Yanında. Ben de yani normal şartlarda hani işte akşamları yayına çıktığımız için bir gömlek giymişim. Üzerimde bir ceket var. Kravat var. Altında da kot pantolon var. Yani takım elbise bile giymemişim. Böyle konuştuğumuz için stüdyolarda. Hiçbir hazırlığım yok. Ne zaman kalkıyor? İşte birkaç saat sonra kalkıyor dedi. Tamam gideyim. Anlaştık, hemen gideceğiz. Eşimi aradım. Dedim ki ya dedim ne yapıyorsun dedim. İşte dedi ki ben de bilmem ne iş toplantısına gidiyorum. Dedim ki ben Trablus'a gidiyorum. Bir sessizlik oldu. Aa tamam dedi Zeynep. İyi yolculuklar, bir şeye ihtiyacım var mı? Yok dedim. Ben dedim ya yani en kısa zamanda dönmeye çalışacağım dedim. Ne zaman dönersin dedi. Bilmiyorum yani dedim. O akşam da bir arkadaşlarımızla yemeğimiz var. Dedim ki ya ben yemeğe gelemeyeceğim. Sen de söylersin Cüneyt Trablus'a gidiyor diye. Peki dedim ben. Atladım havalimanına. Özel jetlerin bulunduğu yere. Atatürk Havalimanı'nda hala orası açık 2021 yılı itibarıyla. Gittiğimde saat 5'i çeyrek geçiyor falan. Girdik içeriye. İşte pasaportları verdik. Tamam. 3-4 tane de iş insanı var oradan. Yine Rönesans grubunda çalışmış. Gayet böyle Libya'yı bilen, Libya'da çalışmışlar. İşte son gidiyorlar, son organizasyonu yapmaya gidiyorlar.
Peki bindik uçağa ve beklemeye başladık yani. Bir şey bekliyoruz, neyi bekliyoruz bilmiyorum. Bir izinler geliyor, izinler olacak mı, olmayacak mı, olursa nasıl olacak? Ne zamana gideceğiz, ne zaman geleceğiz? Her şey o kadar flu ki bilmiyoruz hiçbir şey. Ama Trablus'a giden bir uçak var. Bir uçakta da Fatih Öztürk'te bana yer var. Bu kadar bilgi benim için yeterli. Gidersek eğer, gitmeyi başarabilirsek Kaddafi ile ya da Kaddafi'nin şu anda işlerin başındaki oğlu Seyfülislam Kaddafi ile görüşme imkanımız var. Ama benim için önemli değil. Gidelim yeter. Çünkü gazeteci yok. Şey yok yani, Trablus'ta gazeteci kalmamış. Olan yerler zaten haber vermiyor. Yabancılar zaten çıkartılmış. Peki dedim, bekliyoruz sabırla, hiç şey yapmadan. Ve de biz 19.15'te uçak kalktı. Dedim oh tamam. Gidiyoruz. Keyfim yerinde. Anonslar çekiyorum. Şu anda saat 7.20 geçiyor. Çeyrek geçe kalktık. 2 saat 20 dakika sürecek yolumuz. Eğer bir terslik olmazsa direkt söyleşiye geçebileceğiz. Şimdi soruları hazırlıyorum ben de. Aynı uçakla dönmeyi düşünüyoruz. Seyfülislam Muammer Kaddafi. Belki de Kaddafi'nin en eğitimli çocuklarından bir tanesi. Zaten medyanın önünde de tek konuşan o, bizi de kabul eden o. Yarın bütün dünya medyasına Libya'yı açacağını söyledi. Tabii Trablus kastediyor. Sanırım ilk giden gazeteciler de biz olacağız. Bir iki saatlik yolumuz vardı. Fakat uçak kalktıktan sonra Malta'ya doğru yaklaştık. Malta'dan Libya zaten taş atımı mesafesi neredeyse. Pilot dedi ki bir problem var. Trablus Havalimanı iniş izni vermiyor. Neden dedik? Hani ben diyorum ki herhalde bombalandı mı? Çünkü bir gece önce bakıyorum El Cezire diyor ki bombalanıyor. Her an müdahale olacak, olmayacak. NATO vurduk, vurmadık bilmem ne. Bayağı bir hikaye dönüyor. Yok dediler, uçağın park edeceği yer yok. Çünkü iğne atsan yere düşmüyor. Bütün uçaklar gelmişler, tahliye operasyonu yapıyorlar. Ve de işte bir Birleşmiş Milletler ambargosu var o sırada. Ya uçuşa yasak bölge ilan edilmiş, ya kalkamıyorlar, ya inemiyorlar. Ve de havalimanında inecek yer yok. Ya nasıl olur diyoruz, nasıl olamaz Selam? Pilot diyor ki geri dönmemiz gerekebilir. Ya kardeşim niye benimle oynuyorsunuz, ben kalmışım, heyecanlanmışım. Bütün dünyaya haber olacak bir yere doğru gidiyoruz. Yani gazeteci olarak içinde olduğum durumu düşünebiliyor musunuz? Tabii ben bir yandan dua ediyorum. Bir yandan da ya nasıl çözeriz, ne yaparız? O zamanlar yani böyle çok fazla cep telefonları yok. İşte uydudan bir iki tane böyle telefonla Trablus'taki, Libya'daki üst düzey yöneticiler aranıyor artık. Havada kaç kişiyi bulabiliriz, nasıl bulabiliriz bilmiyorum o sırada. Şu anda bize iniş izni vermiyorlar. Hava trafiği çok yoğun diye bize 21 feet'te bekleyin dediler. Yani havada tur atıyoruz şu anda. Ulaşılması lazım, tamam canım? Şöyle bir kriz yaşanıyor. Şu anda Trablus'a inmemize izin veriliyor ama Trablus havaalanında park ediyor. Yani uçak sayısı çok fazla, küçük bir havaalanı. O yüzden Malta alçalma izni vermiyor. Telefonla Türkiye aranıyor. Türkiye'de Türkiye üzerinden Trablus aranıyor. Oradaki yetkililere ulaşılmaya çalışılıyor. Ve eğer onlardan bir park yeri ayarlanırsa iniş izni verilecek. Şu anda Malta'ya yaklaştık. Malta'dan Trablus aslında çok uzak değil. Ama dediğim gibi şimdi hala inip inmeyeceğimiz belli değil. Saat bu arada saat 9'u çeyrek geçiyor. Biri aranıyor yok, öbürü aranıyor yok, bilmem ne yok falan. Neyse en sonunda birisi bulundu. Denildi ki tamam biz bakıyoruz, işte havalimanı arandı, bilmem ne oldu. Yaklaşık bir yarım saat sonra iyi haber geldi. Saat 10'u 25 geçe uçak Trablus'a tekerlerini kondurdu. Evet geldik herhalde. Bakıyorum bayağı çok sayıda uçak var havaalanında. Hemen sağ tarafta gördüğümüz, şuradan bak gösterirsen, aslında TAV'ın yaptığı yeni havaalanı projesi burasıymış. Ama durmuş şu anda. Yanaşacak yer yoktu. Gerçekten iğne atsanız düşmeyecek kadar çok sayıda uçak gözüküyor etrafta. Bir yandan geldik ama bir yandan da hafif de ulan diyorum geldik ama yani millet buradan kaçmaya çalışıyor. Uçaklara bakıyorum etrafta onlarca uçak. Yani uçağı park edecek, parka çekecek yer yok. Ben buraya geldim bakalım başımıza ne gelecek. Biz indik, VIP aldılar bizi. Pasaportları verdik. O sırada oturdum ben, televizyonu seyrediyorum. Libya televizyonu. Evet şu anda VIP salonunda bekliyoruz. Pasaport işlemlerimiz yapılıyor. Yarım saat kadar şehri dolaşacağız. Trablus'u, burayı göreceğiz. Daha sonra da işte şu anda devlet televizyonunda yayınlanan, röportajı veren Seyfülislam Muammer Kaddafi ile görüşmek üzere makamına gideceğiz. Muhtemelen televizyon binasında gerçekleşecek görüşme.
Libya Devlet Televizyonu. Yani Libya'da başka televizyon yok zaten. Tek kanal adına. Bayağı bir propaganda savaşının ortasındayız. Yani iki ayrı savaş vardı 2011 yılında Trablus'ta. Daha silahlar konuşmuyordu. Yani eylemler vardı, gösteriler vardı ama medyada, bir uluslararası arenada Libya'nın ve Kaddafi'nin şeytanlaştırma propaganda savaşı vardı. Ki başta Fransa olmak üzere, hatta sonradan ortaya çıkacaktık. Mesela o dönem Fransa seçimlerinde bayağı siyasetçilere yardım eden Kaddafi böyle bir ay içinde düşmanlaştırılmış durumda. Neden düşmanlaştırıldı, ne oldu, ne bitti bunu hala kimse bilmiyor. Ama böyle bir ortam vardı. Libya'nın içinde bütün bu olayların asparagas olduğu üzerine çeşitli propaganda videoları yayınlandığını o salonda gördüm. Bakıyorum televizyonda işte bir tane itirafçılar yakalanmış. İşte efendim dış güçler, dış mihraklar Libya'yı karıştırmaya çalışıyormuş. Bir yandan onlar anlatılıyor. Bir yandan böyle telefon konuşmaları dinletiliyor falan. Yani Libya'dan baktığın zaman bütün dış güçler Libya'ya çökmüş gibi. Ki doğru aslında, sonradan ortaya çıkacaktı. Diğer savaşsa, diğer propaganda savaşı ise uluslararası arenada. Dediğim gibi El Cezire bastırıyor Libya, Kaddafi'ye düşman. Neden düşman bilmiyoruz, sonradan anlayacağız tabii. CNN bastırıyor Kaddafi'ye düşman. E şimdi ben de buraya CNN Türk'ten bir gazeteci olarak gittiğimde biliyorum ki bu adamlar da beni kara gözüm, kara kaşım, ela gözüm, kara kaşım üzerine çağırmıyorlar. Onlar da bir medya, kendini medyada anlatmak istiyorlar. Ve de benim de işimin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yani bir yandan soru soracağım ama bir yandan da o propagandanın aleti olmamaya çalışacağım. O yüzden çok iyi hazırlanıp gitmişim. Gayet sorularımı çıkartmışım. Yani hazırlanıp gitmişim derken o birkaç saatte ne kadar hazırlanırsa. Ama tabii gazetecilikte şöyle bir şey. Oraya gidiyorsunuz. Ben 2011 yılında gittiğimde 21 yıllık gazeteciymişim o dönem. Bundan 10 yıl önce. 21 yıl ve birkaç saat sonra Trablus'tayım. O yüzden de onun da getirdiği bir kendime güven de var. Bir şey de var yani. Sonra dışarı çıktık. İndik aşağıya ve de havalimanı dışarı çıktığımızda gergin bir Trablus bizi bekliyordu. Bomboş sokaklar, kimse yok, incin top oynuyor. Bir arabaya bindik, gizli servis varmış başında. Şeyde, şoför koltuğunda. 50, 100, 150, 200, 210'u gördüm ben hibride, dur dedim. Şey, kemerimi takayım, arkada oturuyorum. Yaklaşık 200 kilometre hızla Trablus'un içine doğru girmeye başladık. Son derece hızlı kullanıyor, son derece janti bir de... gizli servisten bir elemanın arabasındayız şu anda. Trablus'un içine doğru gidiyoruz. Kemerimi taktım. Bomboş sokaklarda hızla gittik. Devlet Televizyonu'na geldik. Libya Devlet Televizyonu. Gece yarısı olmak üzere artık. 12'ye gelmişler. Bütün bu konuşmalar başlayıp benim kendimi Trablus Devlet Televizyonu'nda bulmam arasında 6-7 saat var. Ve de 21 yıl. O zamanlar için. Şimdi Seyfülislam Kaddafi'yi bekliyoruz. Bir yandan spor muhabirleri var, başka şeyler var. Böyle bir onlar da tereddütte. Bize soruyorlar ne oluyor, dünyada ne oluyor? Biz de diyoruz ki ya bilmiyoruz, biz de onları öğrenmeye geldik. Burada ne oluyor diye. Herkes birbirine ne oluyor diye soruyoruz hep beraber. Bir yandan bekliyoruz ama Seyfülislam Kaddafi'yi de biraz araştırmışım gelirken. Yani Kaddafi'nin 8 tane çocuğu var. Bir tanesi kadın, 7 tanesi erkek. Seyfülislam Kaddafi bir anlamda veliahtı. Kafası en çok çalışanı. Nereden biliyoruz? Çünkü mühendislik okuyor üniversitede. 1972 doğumlu bir isim. Sonrasında önce Viyana'ya gidiyor. Sonra London School of Economics'te MBA yapıyor. Ve de Libya'ya geri dönüyor. Çalışmaya başlıyor. Babasını eleştiriyor 2006 yılında. Sen misin eleştiren? Bir böyle bir küsüyorlar. Küslük mü ne oluyor bilmiyoruz. Bir ara uzaklaşıyor. Sonra geri geliyor. Mimar kendisi. Ve de Libya'nın altyapısını kalkındırmak için uğraşıyor. Sonradan öğreniyorum ki adını şimdi burada telaffuz etmeyeceğim. Çünkü kendisi güvenlik nedeniyle hiçbir zaman söylememizi rica etti. Off the record kalmak istedi. Yanında da bir Türk var. En çok güvendiği arkadaş. London School of Economics'ten tanımış. Onunla beraber Libya'yı kalkındırmaya çalışıyorlar. Evet, El Libya gazetesi, El Libya televizyonunda çeşitli program sunucularıyla konuşuyoruz. Kaddafi'yi ne kadar çok sevdiklerine inanıp söylüyorlar. Ve bir kısmı da El Cezire'nin yayınladığı bu Trablus'ta çeşitli uçaklar bombalıyordu diye bir haber vardı biliyorsunuz. Buna nasıl inanamadıklarını anlatıyorlar. Eve gittiğimizde evi yerinde bulamayacağımızı düşündük El Cezire'yi seyrettiğimizde. Neyse ki evlerimiz yerinde duruyordu diyorlar. Birazdan söyleşiyi burada gerçekleştireceğiz. Her şey hazır. Kaddafi'yi bekliyoruz. Daha doğrusu Muammer Kaddafi'nin oğlunu bekliyoruz. Her an gelebilir. Binanın etrafında ciddi bir askeri koruma vardı.
Bu beyefendi mesela spor programı sunucusuymuş. Burası bir devlet televizyonu. Tersini söylemelerini zaten beklemiyoruz. Saat şu anda 12'yi çeyrek geçiyor ve daha ne kadar bekleyeceğimizi burada bilmiyoruz ama birazdan gelirgenler Kaddafi'nin oğluyla belki de batıya açılan sesiyle ilk söyleşiyi gerçekleştireceğiz. Birazdan geldi Seyfülislam Kaddafi. Yanındaki beyefendiyi de gördüm. Yine adını söylemeyeyim sizlere. Bir kazak giymiş, spor bir kazak. Gözlükleri var. Biraz heyecanlı falan. Ben de heyecanlıyım. Bir tane video wall hazırlamışlar. İşte o video wall'ın önüne geçtik. Gece saat 12-15 falan artık. Gece yarısını geçmişiz. Dedi ki bana bir tane şey verin. Hani sunum yapacak işte. Şuradaki, şurada Bingazi'de şu var, bu var. Bir tane sopa, mopa bir şey verin. O sırada öyle bir şey yok. Dedim ki ya boş verin, elinizle gösterirsiniz. Biz kalktık böyle, ikimiz geldik. Ekranın önüne geçtik. Ve ben Seyfülislam Kaddafi'ye işte son durumu sormaya başladım. Son durum nasıl diyorum, cevap veriyorum. Sayın Seyfülislam Kaddafi, şu anda sizin yönetiminiz altında olan Libya'daki durumu nasıl tarif ediyorsunuz? Ülkenin güneyi sakin, her şey normal. Orta bölge de sakin. Burada da her şey normal. İki kent dışında. Biri Zaviye, diğeri de Trablus'tan 200 kilometre uzaklıktaki Misrata kenti. Şu anda nerede olduğumuzu Libya haritasında gösterebilir misiniz? Şu an buradayız, Trablus'tayız. Ülkenin batısı, güneyi ve orta kısmı bizim kontrolümüzde. Bir sıkıntı yok, her şey normal. Burası da başkent Trablus. Libya nüfusunun yarısı burada yaşıyor. Burası başkent, en önemli şehir. Başkent ve civarı sakin. Arabanızla şu an gidebilirsiniz mesela. Her şey normal. Ancak ülkenin batı bölgesinde iki şehirde sorun var. Zaviye kenti ve Misrata. Bu iki kentte asıl mesele gösteriler falan değil. Teröristler. Arabayla buraya da gidebilirsiniz. Polis ekibiyle size yardımcı oluruz. Durumu görürsünüz. Tanklar var. Orduya ait tankları çaldılar. Ellerinde silahlar, makineli tüfekler ve cephane var. They have ammunition, they have everything. And now they are fighting the government. Hükümete karşı savaşıyorlar. Terör gruplarına mensup bu kişiler. Sayıları az ama silahlarla savaş açmış durumdalar. Biz hükümet olarak kendi halkımızla savaşmıyoruz. Bu gruplarla savaşıyoruz. Siz diyorsunuz ki biz şu anda tankları çalan insanlarla savaşıyoruz. Doğru mu anlıyorum? Evet, şimdi Misrata kentine gidebilirsiniz. İstediğinizi de arayın. Kentin nüfusu 555 bin. Yarım milyondan fazla. 100 kişiyle savaşılıyor. 100 kişiler ve silahlılar, öyle mi? Evet, silahlılar. Bugün Misrata'da askeri hava üssüne saldırdılar. Üssü almaya çalıştılar. Ama ordu karşısında yenildiler. Durum böyle. Peki diyorum, Bengazi'de çatışma var diyorum. Cevap veriyor. Peki Bengazi'de durum nedir? Bu bölgeye bakalım. Burada ordu ya da polis yok. Neden? Another terrorist group. Beyda veya Derne kentleri bir başka terörist grubun kontrolünde. Burada iki bağımsız İslam emirliği ilan ettiler. İki devlet var burada. Görünen o ki şu anda iki ayrı devlet var Libya'da. Oyuncak devlet bunlar. Mickey fare devleti. Bir devlet burada, diğeri de burada. Mickey Mouse devlet derken tam olarak ne demek istiyorsunuz? Bir kenti kontrol ediyorlar sadece. Sonra da diyorlar ki bu bizim devletimiz. Böyle devlet olunmaz. Bunlar teröristler. Ama bu bölgede çok büyük bir cephanelik onların kontrolünde. En büyük sorun da bu. Bir de kendi radyoları var. İngilizce ve Arapça yayın yapıyorlar. İki emirlik var burada. Kendi bayrakları, kendi orduları, kendi radyoları var. Bengazi tam bir kaos. Çok çok büyük bir kaos var orada. İnsanlar çığlık çığlığa. Durum çok kötü Bengazi'de. Düzen yok, kanun yok artık. Kentte durum çok karışık. Bengazi'deki elektriği ve suyu kestiğinize dair haberler geliyor. Bu doğru mu?
First, it's not true. Birincisi hayır, bu doğru değil. İkincisi zaten bunu yapamazsınız. Kendi jeneratörleri ve güneyden gelen büyük bir su rezervleri var bir kere. Teknik olarak yapamazsınız çünkü kendi ağları var burada. Arayabilirsiniz siz de. Yalan yanlış haberler ve söylentilerde düzeltmemiz gereken 3 nokta var. Öncelikle ordu hava kuvvetleri burada sadece büyük bir cephanelikleri silah depolarını vurdu. Burası ve burası. Neden? Issız bölgeler. Neden? Çünkü çölün ortasındalar. Kontrol etmek çok zor buraları. Bu yüzden de kontrol teröristlerin eline geçmesin diye ordu yok etmeye karar verdi bu depoları. Ama hep yalan yanlış haberler çıktı. Libya Hava Kuvvetleri sivilleri vuruyor diye. Burada Trablus'ta bile 2 gün önce değil mi? Trablus'ta 2 bölge yok edildi dediler. Hava kuvvetleri vurmuş buraları sözde. Siz şu an Trablus'tasınız. Kamerayı alın, gidin röportajdan sonra bu 2 bölgeye ve dünyaya Trablus'ta sivillere hedef alan hava saldırılarının olmadığını gösterin. Bingazi'den ya da diğer bölgelerden istediğinizi arayın, konuşun. Sivillere yönelik tek bir saldırı olmamıştır. Düzeltmemiz gereken birinci nokta bu. İkinci mesele, hükümet yüz binlerce kişi öldürmüş. Evet, İtalyan bakanı da, bir İtalyan bakanı da Libya'da en az 1000 ölünün olduğunu söyledi. Gerçek sayılar burada. 242 kişi. 100 kişi Bingazi'de, 28 Derna, Trablus'ta 13, 63 kişi de Beyda'da. And Alberta 63. Ya diyorum, Time dergisi diyorum, sizin diyorum büyük bir katliam yapacağını söyledim babanızın. Ne düşünüyorsunuz diyorum. Cevap veriyor. I'm sure you read the Time. Time dergisini sanırım siz de okudunuz. Time dergisindeki bir makalede diyor ki, eğer işler yolunda gitmezse Muammer Kaddafi petrol rafinelerini ve boru hatlarını bombalamaktan çekinmeyecek. Bu sadece Libya için, bu sadece Libya için değil, tüm dünya için büyük bir problem yaratacak. Ne diyorsunuz bu makaleye? Petrolü asla yok etmeyiz. O halka aittir. Biz kendi halkımızı öldürmeyiz. Onlar bizim halkımız. Böylesi karanlık bir dönemde halkımızı asla yalnız bırakmayız. Asla. Şimdi hepimiz birleşmiş durumdayız. Sonuna kadar mücadele edip bu teröristlerden kurtulacağız. Ama en önemli cevap en son. Dedim ki, Kaddafi ailesinin B planı ne? Ne düşünüyorsunuz? Yarın bir gün iç savaş çıkarsa, işgal olursa. Adam orada, Seyfülislam Kaddafi, bence hayatının en bomba 3 cümlesini kurdu. Peki B planınız var mı? Kız kardeşlerinizin, erkek kardeşlerinizin, babanızın, yani Kaddafi ailesinin B planı nedir? Bir gün Libya'yı terk etmeyi düşünüyor musunuz? We have plan A, plan B. A, B, C planlarımız var. A planımız Libya'da yaşamak ve ölmek. B planımız Libya'da yaşamak ve ölmek. C planımız da Libya'da yaşamak, burada ölmek. Ben farkındayım ki bu manşetlik bir cümle. Yani Kaddafi ailesi direneceğiz diyor. Bu sadece yani CNN Türk için değil. CNN için de manşetlik. Ne bileyim, Fransa televizyonu için de manşetlik. Reuters için de, herkes için manşetlik bir şey ki sonradan zaten ertesi gün bu söyleşiyi yayınladığımda bütün dünyada haber oldu. Bütün dünyada yani. Kanada'dan Amerika'ya kadar bağlanmadığım canlı yayında yer kalmadı. Neyse, şimdi söyleşiyi yaptık. Ama şimdi bir de sağ salim geri dönmek var. Tamam, elimizde bir bant var. Ama dediler ki, durun bir dakika, geri dönmeyelim. Size diyorlar ki, bakın Trablus'ta çatışmalar var, bilmem neler var. Gelin ben size bir Trablus sokaklarını gösterelim. Tamam dedim, gidelim görelim. Çıktık arabayla. Bu sefer Seyfülislam Kaddafi gelmedi. El sıkıştık artık zaten, güvenlik nedeniyle acayip korunuyordu o dönem. Ve de biz yanımızda o Türk
iş insanı, Muammer Kaddafi'nin yanında olan, işte Rönesans'tan 2-3 iş insanıyla beraber Trablus sokaklarının karanlıklarında dolaşıyoruz. İncin top oynuyor. Saat gece 1.30'da bütün dünya şey yapmış, ne olacağı belli olmayan bir şeyde sokağa çıkar mısınız? Çıkmışlar. Bizi bekleyen 50-100 kişilik bir grup var orada. Diyorum ya, propaganda makinesi işte. Kaddafi'yi destekliyorlar. Gece 1.30'da miting yapıyorlar. Güya. Çektik tabii. Ama tabii ben bir yandan sonrasında bunları haberleştirirken diyorum ki ya bu da tuhaf bir ortam var. Gece 1.30'da adamlar miting yapıyorlar. Adamlar da pek tekin tipler değiller. Hapçılar mı, şeyciler mi, biraz böyle şey. Korumalar da tedirgin oldu. Etrafımızda birkaç şey var, koruma var. Bu arada yanımızdaki iş insanı diyor ki ya diyor biz burada normalde elimizi kolumuzu sallayarak dolaşırız diyor. Abi nereye dolaşırsın yani? Gündüz dolaşmayacağın adamlar, selam vermeyeceğin adamlar, gece 1.30'da Trablus'ta karşılaşmışsın. Neyse, orada da birkaç anons çektim. Evet, Trablus'tayız. Trablus'ta bunlar Kaddafi'yi destekleyenler ve gördüğünüz gibi çok küçük bir grup. Burada bir parti olduğu söyleniyor. Çok fazla yaklaştırmak da istemiyorlar aslında. Diyorsunuz ki normal aslında bu. Buraya destek için geliyorlar. Ama gündüz çok daha kalabalık. Şimdi çok daha az ama bu saatte de olmalarını da ben şaşırdım yani. Bu saatte olmamaları lazım. Sevgili seyirciler, şu anda Trablus'un gösteriler yapılan meydanındayız. Çok fazla kimse yok etrafımızda. Arkamızda sadece ufak bir Kaddafi'yi destekleyen bir grup var. Şu anda Libya havaalanı mahşer yeriydi. Oysa burası Yeşil Meydan dediğimiz alan gerçekten bomboş. Gecenin bir olmasının da etkisi var kuşkusuz. Gösterilerin bittiği söyleniliyor. Şu anda şehir sakin gözüküyor. İlginç olan şu, yanımızdaki iş adamı diyor ki ya diyor yani Kaddafi dışarıdan çok otoriter gözüküyor ama bu gelecek adamlar burayı 100 yıl geriye götürmek istiyorlar ve bunlar burada iktidar olamazlar. Burada büyük bir iç savaş çıkar. Yani bugünleri mumla ararlar diyorlar. Ben de he he diyorum yani o sırada. Diyorum yani tamam, ararlar mı? Bakalım, belki ararlar, aramazlar. Bir şey de demiyorum, yorum yapmıyorum ama hep bu yönde bir anlatı var yanımda, kulağımın dibinde. Onları da kaydediyoruz zaten. Ülke birliği, toprak birliği. Onu çok önem veriyoruz. Yani ülkenin biz ufak emirliklere bölünmesini istemiyoruz. O çok tehlikeli. Hem ülke için, hem vatandaş için, hem Avrupa için, hem Akdeniz için çok tehlikeli. Yani Türkiye, Libya 100 yıl geriye gitti bir günde. Yani Taliban hükümeti kuruluyor şeyde, dernede. Kendiniz gidin görün. Yani bizden, bize inanmayın, kendiniz gidin bir bakın. Adamlar Taliban hükümeti kuruyor. Çok tehlikeli. Ülke resmi değil, ufak vilayetlere bölünmüş bir ülke resmi var. Ve size anlattığımız orada her şehir bir vilayet oldu. Yani çok komik. O yüzden Doktor Sefize Mickey Mouse ülkeleri diyor. Yani her sokak başında bir ülke yaratıyorlar. Ve başa geçen insanlar 1000 sene önce fikirlen geçiyorlar yani. Taliban fikirlen. Yok kadınlar okula gitmesin, yok sokağa çıkılmasın. Çok garip fikirler yani. Libya'da kesinlikle... Libya'da biliyorsunuz erkek kadın hakları tamamen eşit. Kadının çok fazla hakkı var. Çok eşit bir ülke. Onlar bizi tamamen çok geriye götürüyorlar yani. Enteresan bir durum. Evet. Ve çok ufak azınlık. Ama çok silahlı oldukları için herkes bakıyor. İşte meydan meydan dolaşıyoruz. Yeşil Meydan'a gidiyoruz, Cezayir Meydanı'na gidiyoruz. Bütün televizyonlarında, haber televizyonlarında işte. Orası bombalanıyor. Burada eylemler falan. İncin top oynuyor. Birkaç tane ayarlanmış adam. Silahlı askerler, polisler, etrafta tabii acayip olağanüstü bir durum var. Anonslar çektik. Saat 2-2.30'a doğru Rönesans'ın o dönemki şantiyesine gittik. Orada da, ya o da acayip bir şey yani. Bakıyorsun yani binlerce kilometre ötede iş yapmak da kolay bir iş değil. Yani yüzlerce Türk işçi var, iş makineleri var, bilmem neler var. Ne iktidar değişirse hepsi gidecek. Ki gitti nitekim. İşte hatta Sinan vardı yanımızda bir dönem Kaddafi'ye. Ne böyle çok hayranlığını belirtmiş. Yeni Şafak bayağı bir bunu yerden yere vurmuştu falan. Onun kedisi vardı. Gittik onun evinden kedisini aldık. Öyle şeyler hatırlıyorum. Kediyi aldı, getirdi. Uçakta kediyle dönüyorsan. Geldik sonuçta yine şeye. Sabaha doğru artık. Saat 4-4.30 gibi. Bitmeden önce tabii son bir anons daha çektim. Ben artık suyunun suyu, her şeyin anonsunu çekiyorum. Bir anons daha çektik. Sonra da uçağa bindik. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Libya'da bir gecenin sonuna geldik. İşte burada son durum bu. Libya'da cuma günü ne olacağını herkes merak ediyordu. Bir gece önceden size durumu anlatmaya çalıştım. Bugünlük bu kadar. Umarız buradaki gelişmeleri farklı açılardan yine sizlere iletmeye devam ederiz. Ben Cüneyt Özdemir ve kameraman arkadaşım Fatih Öztürk. Hepinize Libya'dan iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Ve de sağ salim İstanbul'a indik neyse ki.
Ben eve gittim. Düşünsenize bir gece, yani daha 24 saat olmamış. 16 saat önce ben evden CNN Türkiye işte bir stüdyoda program yapmak üzere çıkmışım. Yanımda hiçbir şey yok yani. Zaten bir gömlek, bir ceketle gittim geldim, sonradan o da çok haber oldu. Gelmişim, elimde dünyanın en önemli haberi var. Heyecanlıyım, adrenalin fırlamış bende yani hani. Eve geldim, herkes uyuyor, oğlan uyuyor, eşim uyuyor. Geldiğimi duyunca eşim uyandı. Ha dedi, hoş geldin dedi, çok hızlı geldin dedi. Teşekkür ederim dedim, yani sağ salim geldi, sevindi falan böyle sarıldık. Dedi ne oldu dedi. Ben dedim ya işte bindik uçağa, uçakta gittik. O sırada havalimanında şey var, giremedik. Oradan girdik işte, söyleşiyi yaptık, bilmem ne yaptık. Oradan Seyfülislam Kaddafi geldi, silahlı adamlar vardı. Orada acayip çıkışta biraz daha zorlandık. Girişte şunlar oldu, orada miting yaptılar. Mitingde gece 1:30'da şey yaptık, bilmem ne olduk. Heyecanla anlatıyorum böyle, kaptırmışım. Sonra fark ettim ki ya hep ben konuşuyorum yani hani şeyle. Ve dedim geldim ben dedim. Şu anda elimde dünyanın en önemli haberi var. Bir duş alacağım, hemen işe gidiyorum ben. Onu akşama hazırlamam lazım yani. Ya dedim sen ne yaptın dedim. Ben dedi salata yaptım, yedim, yattım dedi. Dedim ya. Biraz suçluluk duydu yani. Bir anda baksana bir adam neler, nereden geliyor. Senden ben de salata yaptım. İşte bir dizi vardı, onu seyrettim, yattım diye. Ya gazeteci olmak zor ama gazeteci eşi olmak da kolay bir şey değil yani. Eşi, çoluğu, çocuğu, annesi, babası olmak da kolay bir iş değil. En keyifli şeyine geldi tabii. Güzel bir şey yaptık. Trablus'ta Bir Gece diye bir bölüm yaptık. 50 dakikalık. Şu anda onu YouTube'dan bulabilirsiniz. Çok iyi işlemişiz ama. Çok iyi bir televizyon gazeteciliğin bütün şeylerini, müziği açıyoruz, güzel şey. Belki bir iki grafik daha koyabilirmişiz diye bakıyorum bugün ama. Haberi yaptık biz. Hemen CNN üzerine atladı. Reuters geldi aldı. Türkiye'de bütün basın, Türkiye'yi geçin. Ya Kanada'dan adam arıyor. Ya ne yaptınız? Kaddafi ne dedi? Seyfülislam'ın havası neydi? Bilmem neydi? CNN lokale bağlanıyorum. CNN International'a bağlıyorum. BBC arıyor. Bilmem ne arıyor. İki gün hatta bir hafta boyunca bu haber bütün dünyada çok konuşuldu. Herhalde benim uluslararası arenada en çok konuşulan ilk haberim buydu. Son haberim olmadı neyse ki. Umarım bundan sonra da olmaz. Ama müthiş heyecanla bu haberi yaptık, yayınladık. Ve tabii ilk kez şunu görüyorsunuz. Yani hani CNN gibi markada bile doğru isimle doğru yerde konuştuğunuz zaman bütün dünyanın konuştuğu bir haber yapıyorsunuz. Yani etkisi çok küresel oluyor. Ve kendinizi hiç ummadık bir şeyde buluyorsunuz. İşte mesela ben İngilizce tweetler atmaya falan başladım. Niye bir anda binlerce insan da dünyadan takip etmeye başlıyorlar? Tabii komik şeyler var. Bakıyorum mesela tweetlerin altına adam tek şey yapmış. Ya demek dünyanın her yerinde gazeteciler kot pantolonun üzerine ceket ve gömlek giyiyormuş diye yazmış birisi. Anlatabilirsen yani. Ama ilk kez küresel böyle dünya çapında haberim bu oldu ve benim için de tabii sonrasında bununla ilgili bir sürü gazetecilik ödülü falan da kazandık. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin herhalde o yılki ödülünü aldık. Peki sonrasında ne oldu? Sonrası ne yazık ki bu anlattığım kadar renkli ve en azından Kaddafi ailesi için sonu güzel biten bir film ya da bir olay olmadı. İç savaş başladı. NATO müdahale etti. Kaddafi düştü. Sitre'ye kaçtı. Ailesi dağıldı. Sitre'den Libya dışına kaçmaya çalışırken bir köyde adamlarıyla bayağı uzun bir konvoyda yakalandı, linç edildi ve dünyanın en kötü ölümlerinden birini tattı. Seyfülislam Kaddafi ise ben söyleşiyi Şubat ayında yapmıştım, Kasım ayında yakalandı. Hatta bir iki parmağını kaybettiği o dönem iddia edildi. Sonrasında 2017 yılına kadar tutuklu kaldı. 2017 yılında serbest bırakıldı. 2019 yılında bir kez daha tutuklanınca iddia edildi. En son bu öz belgeseli çekmeden önce ilginç bir şekilde Seyfülislam Kaddafi Libya'daki iç savaşı bitirecek önemli figürlerden biri olarak dünya basınında adı duyulmuştu. Düşünsenize, dünün diktatörünün oğlu bugün Libya'nın kurtarıcısı olarak yine aynı Batı basını tarafından lanse ediliyordu. İlginç bir anekdot geldi. Dediler ki ya o gece sana Seyfülislam Kaddafi çok kızmış. Dedim nereden çıktı, niye kızmış? Çok sert sorular sormuşsun. O daha destekleyen bir şey bekliyormuş. Yıllar yıllar sonra bunu onun yanındaki iş adamlarından bir tanesinden duydum. Vay be dedim, yani demek ki dedim yanlış düşünmüş bizim hakkımızda. Bu söyleşiyi yapalı yaklaşık 10 yıl geçmiş. 2011 yılında yapmıştım. Bu kaydı yaptığımızda tarihler 2021'de. Ve 10 yıl geçtikten sonra kimilerine sorarsanız Libya'da Kaddafi kalsa daha iyiydi. Çünkü sonrasında orada da büyük iç savaş çıktı. Libya bölündü. Bayağı kanlı bir savaş oldu ve hala toparlanmış değil. Bugün Libya olayı uluslararası arenada
diktatörleri yıkmak iyi ama her zaman da iyi değildir diye anlatan bir çevre de var. Çünkü en azından Libya'nın bir bütünlüğü var. Ve en azından hani içeride ne olduğu önemli olmasa da bir devlet görüntüsü vardı diyenler var. Belki de bu yüzden Seyfülislam Kaddafi bugün yeniden Libya'nın kurtarıcısı olarak görülen isimler arasında sayılıyor. Aradan 10 yıl geçtikten sonra o gün Seyfülislam Kaddafi'nin söyledikleri hala kulağımda çınlıyor. B planımız yok. Burada yaşadık, burada öleceğiz ya da burada kalacağız. Ve diyorum ki adam haklıymış gerçekten.